Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyoruz. Artı kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlerle Dyson V15 temizliği yapacağız. Ben uzun zamandır kullanıyorum, hiç temizlemedim. Bugün sizlerle birlikte temizleyeceğim. Dyson V15'i olanlar benimle birlikte temizliğini de yapabilirler şimdi. Temizliğe başlamadan önce bu içindeki başlıktaki tarakları temizleyebilmeniz için böyle bir çöpçüğünüz varsa ya da böyle bir tığınız varsa, şiş olabilir, tığ olabilir, böyle sivri bir şey, yani aralara girebilecek bir şey, kalem de olabilir aslında. Artı böyle bir eski diş fırçanız varsa ve bir bozuk para gerekiyor başlıktaki bölümü açabilmemiz için. Bunları hazırlarsanız bez, kuru bez, ıslak bez, ıslak bezi her yere kullanmıyoruz tabi. Kuru bez, ıslak bez, Yeliz sarı bezlerimi aldım. Bir takipçim bana demişti bir videomda, sarı bezler nerede, öyle temizlik mi olur? Evet, bak sarı bezlerim burada. Sarı bezlerle yapacağım bugün senin için Yeliz'cim. Evet, şimdi Dyson'ın ilk başta başlığı gövdeden çıkartarak başlıyor. Her zaman sorular geliyordu bana, buralara saçlar birikiyor, onları nasıl çıkartacağım? İşte içindeki hazneyi temizliyorum ama işte elimi hep sokuyorum. Elimi sokmadan nasıl temizleyebilirim falan filan. Onları da göstereyim ben size. Buradaki çengeli zaten herkes biliyor. Bu çengeli ittiğiniz zaman alttaki kapak açılıyor. Rahatlıkla tozlar dışarı dökülüyor. Evet, burada biriken saçlar oluyor, görüyorsunuz. Haliyle oraya hiç eliniz değmemeniz gerekiyor. Oradaki filtre çünkü çok hassas bir filtre. Bunu birkaç kere yapabilirsiniz bu işlemi. Tozlar tamamen dökülsün. Baktınız olmuyor. Bu hazneyi çıkartabilirsiniz. Şurada yazan bir var. Basılı tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Çok kolaylıkla çıkıyor. Sonra bunu yıkayabilirsiniz ama yıkadıktan sonra çok güzel kurutmanız gerekiyor. O yüzden fazla yıkamanızı tavsiye etmiyorum ben. Yani bu üründe fazla bir şey yıkanmıyor aslında. Buradaki de saçları çok rahat biçimde alıp atabiliyorsunuz. Ben bunu özellikle çırpmadım size gösterebilmek için. Gördüğünüz gibi saçları rahatlıkla alıyorsunuz, atıyorsunuz. Buradaki demir filtre, Eşya'nın saçları çok uzun olduğu için Eşya'nın saçları da olmadı. Benim saçlar sarı, yırtıyorum. Görünmüyor fazla. Buradaki filtre önemli bir filtre. Buraya el değmiyorsunuz. Bez sürmüyorsunuz. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapmıyorsunuz buraya. Yani buraya hiçbir şey yapmayın. Bu bölüme ellemeyin. Bu bölüme dokunmayın bu bölüme. Diğer bölümü de kuru bezle şöyle bir silip alabilirsiniz. Islatmayın. Bu bölümde hiçbir şey ıslatmayın. Kuru bezle şöyle filtreye değmeden, çok hassas, arada düğmeye değince tık tık tetikliyor. Şu aradaki tozları falan şu şekilde filtreye dokunmadan, filtreye değmeden temizledikten sonra bakalım. Bu bölüm var. Bu bölüm gerçekten çok kirleniyor. Çünkü bütün tozu, pisliği, her şeyi burası içine alıyor. O yüzden bunu temizlerken de bunu da bir ıslak bezle, yani hani gönlünüz rahat etsin diye. Biz kadınlar fışır fışır yıkamaya alışırız ya. Bilmiyorum, ben hep öyle alışayım. Bu makinede o yüzden zorlanıyorum. Ben aslında çeşmenin altına koyacağım bunu. Fışır fışır yıkayacağım ama olmuyor işte. Şöyle ıslak bezle sileyim ben bunu. Çünkü sonuçta silikon, lastik. Hani tamamen kurutamazsak belki çürüme yapabilir. İçindeki malzeme de çünkü demirden yapılan yerler var. Oralarda paslanma yapabilir. Şöyle bir ıslak bezle geçeyim. Buraya da şöyle bir ıslak bezle alayım. Süpürge sonuçta bu evin bütün pisliğini süpürüyor. Yani içi haliyle pis olacak. Yani süpürgesi temiz olan kadının evi pis olur bence. Bu silikonlar falan buradan çıkıyor. Yani bunları çıkarıp da böyle daha bir ince temizlik yapabilirsiniz siz.
Ben şimdi kaba temizliğini gösteriyorum. O silikonlar çıkıyor. Bunları çıkartıp ince temizliğini de yapabilirsiniz. Ama işte onları takmak, geri yerine oturtmak, hava kaçırmamak, o da önemli. Ona da dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de kurulayalım. Aslında ıslak bir şey bırakmamanız gerekiyor. Sarı bezlerimle kuruluyorum. Ben bunu da böyle temizledim. Kaba olarak temizliyorum. Dediğim gibi bunun da filtresine dokunmadan. Bu bölüm mesela, bu bölüm tıkandığı zaman, çok toz gittiği zaman tıkalı, hava alma yeri tıkalı diye burada sinyal veriyor size. O sinyalle orayı açıyorsunuz, temizliyorsunuz ama filtreye dokunmayın lütfen. Evet, bak içinden hala dökülüyor zaten, dökülecek. Bu normal çünkü çok şeyleri çok alıyor. Tozları çok çekiyor. Ne kadar yaparsanız yapın, ne kadar yaparsanız yapın habire toz dökülüyor içinden. Çünkü içine alıyor. Şimdi gördünüz, bir kere birkaç kere böyle yaparsanız üstteki tarafı açmanız için burayı böyle bir kıvırmanız gerekiyor. Kıvırdıktan sonra içinden filtre çıkıyor. Filtresini görüyorsunuz. Bayağı bir tozlanmış. Bu filtre de çok önemli bir filtre. Bu filtreyi yıkayabilirsiniz ama çok nazik bir şekilde yıkamanız gerekiyor. İçi çünkü plastik. Bu plastikler kırılabilir. Buralara bastırmayın. Bunu yıkadıktan sonra çok güzel kurutmanız gerekiyor. Kuruduğundan tamamen emin olduktan sonra makineye geri takmanız gerekiyor. Bu filtreyi de ne yapıyorsunuz? Bu filtreyi de çırpıyorsunuz. Daha geniş bir yerde çırpabilirsiniz. Hani çok toz olması falan diye. Bu filtreyi de çırpın. Elinizde şöyle bir temizleyin. Olmadı yine bir fırça yardımıyla. Şu şekilde. Üstündeki tozları aşağı atabilirsiniz. Bu şekilde. Şimdi bayram temizliğinden sonra özellikle bunu yapmanız gerekiyor bence. Evet. Siz daha net biçimde, daha güzel biçimde temizleyebilirsiniz. Ben şu an siz görün diye böyle kaba bir temizliğini yapıyorum. Tabii bu ince ince daha güzel temizlenebilir. Bu şekilde. Şimdi bunu birkaç kere yapayım. Ben bugün yıkamayacağım bunu. Yıkayabiliyorsunuz. Dediğim gibi yıkayabilirsiniz. Şu kenarını bir ıslak bezle sileyim. Su da sürmeyeceğim ben buna bugün. Sadece bu şekilde temizledim. Yıkadıktan sonra da dediğim gibi 24 saat geçtikten sonra takın. Artı bunların böyle yedek filtreleri falan var. Ama hani Amazon'da falan satılıyormuş. Lütfen onlardan almayın. Çünkü makinenin orijinalini alın. Tamamen oturmuyor. Yani yaptığınız temizlikte boşa gider. Bunun orijinal filtreleri, yedek bataryaları Dyson'ın şeyinde, sitesinde satılıyor. Orijinalini alırsanız daha sağlıklı temizlik yaparsınız. Daha güzel temizlik yaparsınız. Makinanız da sağlıklı olur ilk başta. Sonra başlık temizliğine gelirsek. Başlığı şuradan bir çıkarın. Şu uzun saptan bir kurtulun. Uzun saptan kurtulduktan sonra gördüğünüz gibi, yani aldığınız Dyson yani bu şekilde oluyor. Evi süpürdükçe ıslak, şekerli, işte ne bileyim, zeminlere değdikçe bu şekilde böyle bir kirleniyor. Haliyle süpürge kirlenecek. Bozuk para devreye girecek. Burada bir işaret var. Kilit açık işareti, kilitli işareti. Bozuk parayla çeviriyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde açıldı. Diş kurtuldu buradan ve açıldı. Bunu da açalım. Açarken biraz toz dökülecek gene. Çünkü kenarda birikmeleri çok yapıyor. Çıkartıyoruz. Çıkarttık. Anti-tingle komplar, yani tarakları var. Bu tarakların temizliğini de aynı biçimde fırçayla. Yani yıkayabilir miyim diyeceksiniz. Ben de düşündüm yıkayabilir miyim diye. Bence yıkamayın. Çünkü ben bunu
aldığım zaman içinde bunun bir metal bölümü var. Görüyorsunuz orada bir metal bölümü var. Orası paslanma falan yapabilir. Zaten yıkamanıza da gerek kalmayacak. Böyle bir eski diş fırçasıyla geçip temizledikten sonra. Çünkü tamamen kurutamayabilirsiniz yine. Şu bölümlerde birikmeler oluyor. Bu bölümlerdeki birikmeleri de tığla ya da böyle. Ama çok hassas, ona göre davranın. Gerçekten makine hassas mı? Makine dişlerine zarar vermeyin. Bu bölümdeki birikmeleri de böyle tığla falan alabilirsiniz. Kenarlarını da bu şekilde temizledik sonra. Evet, bu parçayı da temizlemiş oldunuz. Burada şöyle üstünden geçin. Evet, bu parçayı da temizledim. Geldik büyük parçaya. Büyük parçanın, göstereceğim şimdi size. Büyük parçanın kenarlarında, bu aşağı kenarlarda zaten süpürürken devamlı burayı da temizlemeniz gerekiyor. Burada birikmeler yapıyor, görüyorsunuz. Bunları böyle kalem yardımıyla, tığ yardımıyla, şiş yardımıyla, hani uzun sivri bir şeyle alabilirsiniz bu şekilde. Daha sonra fırçayla. Eski diş fırçası her zaman bir şeylere yarıyor zaten. Böyle küçük küçük diş fırçaları satılıyor. Ben onlardan alıyorum çünkü eski diş fırçası beklemiyorlar. Diş fırçası eski ne kadar falan. Evet, diş fırçası yardımıyla da burayı temizliyoruz. Şimdi gelelim size içindeki tarakları göstereyim. İçindeki taraklarda böyle birikintiler oluyor. Bu tarakları bak bu şekilde temizlerseniz, bu şekilde haliyle içinde birikmişler var. Bu tarakları o yüzden yapıyorlar zaten böyle. Bir tığ yardımıyla bu tarakların içinde birikenleri de bu şekilde çıkartın. Gördüğünüz gibi. Her bölümde birer kere şöyle geçseniz çıkıyor. Göstereyim. Çatal iğneyi bile tutmuş o tarak. Bu bölüm de çok önemli. Bu bölümü ıslatmıyoruz, susurmuyoruz. Birikmiş tozları bu şekilde dışarıya atıyoruz. Diş fırçasıyla böyle yaptığınız zaman görebilirsiniz hani tıkalı delik, tıkalı olan taraf var mı diye. Kedi köpek başlıkları da var. Özellikle şu tarafın şurada birikme olmuş. Onu da böyle bir şekilde alın. Bütün tarakları temizledim ben. Şu an bütün taraklar temiz. İçindeki tozları hep aldım. Evet, şöyle uzaktan baktığım zaman görebiliyorum. Gelelim bu tarafına. Ve bir tarafı da şöyle bir diş fırçası yardımıyla bu şekilde temizleyin. Tozları dökün. Burayı kesinlikle ıslatmıyorsunuz ama ben dayanamıyorum. Ben şu izleri silmek istiyorum. İzler, şu izler. Bu izleri ben silmek istiyorum.
Şöyle bir hafiften ıslak bezle ortadaki mekanizma değmene bu şekilde silersek biraz daha iyi oluyor. Bu tarafa uzanmak için herhalde çöpsiliği kullanacağım. Çok da zorlamak istemiyorum. Makinama zarar gelsin istemiyorum. Benim çok işime yarıyor çünkü. Kuru bezle. Kalan tozlarını şöyle alalım. Takma işlemine gelirsek geri aynı biçimde. Oturttum zaten dişler burada. Bu şekilde kilitli noktaya doğru çevireceğiz bu sefer. Kilit noktaya doğru çevirin. Kilitlensin. Bu şekilde temizlemiş olalım. Geri filtremizi de takalım. Filtre çıkık olduğu için sinyal veriyor. Sadece kuru bez, ıslak bez kullanmadım. Onu da söyleyeyim. Filtreyi oturtturuyorum. Ve çevirerek sıkılıyorum. Burayı bayağı bir sıkılamanız gerekiyor. İyice sıkılayın. Hazneyi takarken dili kaldırıyorsunuz. Oturtuyorsunuz. Ve kendinize doğru çekin. Ya, takarken biraz zorlanabilirsiniz ama bu şekilde oturuyor. Tamamen kapatmak bu. Bazen kapatıyoruz tam kapanmıyor. Ona göre hanımlar kapattığımız zaman böyle kapattık diyoruz kapanmıyor. Tam kilitlemeniz lazım. Tam bastırmanız lazım. Evet. Şimdi temizlendi. Bu şekilde yaptığımız zaman gene açtığımız zaman yine toz dökülüyor. Gördüğünüz gibi gene tozlar çıkıyor. Ya içinde çünkü küçük küçük tozlar kalıyor. Ama yine makinemiz temizlenmiş oldu. Şöyle yine üstünden böyle geçelim. Dyson'ın temizliği bu şekilde. Yapmak isteyenler bu şekilde yapabilirler. Kolay basit bir temizliği var ama dikkat gerektiren bir temizliği var. Şimdiden temizleyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Umarım videom işinize yarar. Teşekkür ediyorum videomu seyrettiğiniz için. Beğeni ve yorumlarda desteklerinizi bekliyorum. Tell me that you love me, even if it's fake.